Bir mimar ölünce emekli olur. Sitelerden 6000 tane mimar adayı mezun oluyor. Okulda almış olan temel bilgiler bir nevi ehliyet gibidir. Staj. Proje büyükse proje karşılığında daire alabilirler, araba alabilirler. Merhaba arkadaşlar, Sor Bir Mimara programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizden gelen soruları cevaplandıracağız. Emrah Bey, isterseniz ilk soruyla başlayalım. Mimarlar yaptıkları işlerin bedelini neye göre öderler? Bedelini ödemesi biraz zor olur tabii de. Şöyle söyleyeyim, biz yapmış olduğumuz projelerle ilgili fiyatlar verirken bununla ilgili olarak bizim mimar odasının sayfası var. Sayfasına gelip en az bedel hesabı diye oluşturulan bir kısım var. O kısmın içerisinde ili, ilçeyi, mahalleyi seçtikten sonra projenin özelliklerine giriyoruz. Yapı sınıfları vardır. 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A gibi yapı sınıfları vardır. Bu yapı sınıflarını seçiyoruz. Metrekaresine giriyoruz. Kaç tane tekrar yapacağımızı belirtiyoruz. Örnek vereyim, 11 bloktan oluşan bir projenin çizimine verdiğimiz fiyatla bir blokta oluşan projeye verdiğimiz fiyat farklı oluyor. Ya da 11 bloklu bir proje, işte atıyorum 50 bin metrekare ise bunun fiyatı farklı oluyor. Tek bir proje 50 bin metrekaresi, bunun fiyatı farklı oluyor. Buna göre fiyatlandırmamızı o da web sitesinin üzerinden aldığımız fiyat tarifesine göre oluşturuyoruz ve buna göre vermiş oluyoruz. Mimarlar yaptıkları işler için ödemelerini ne şekilde alırlar? Yani ödemelerini nakit olarak alabilirler. Bunun dışında proje büyükse proje karşılığında daire alabilirler. Bazı projelerden müşteriler ise takas olarak araba veriyor, araba alabilirler. Yani çeşitli şekillerde ödemelerini karşı taraftan gerçekleştirip alabiliyorlar. Ama tabii burada mimar fiyat verdiği zaman sadece mimar projeyi genelde vermiyor. Bunun yanında inşaat mühendisine yaptırmış olduğu statik projeyi, makine mühendisine çizilmiş olduğu tesisat projesine, elektrik mühendisine çizilmiş olduğu elektrik projesine, harita mühendisine yaptırmış olduğu aplikasyon projesine, jeoloji mühendisi yapmış olduğu zemin eti projesine de bir total olarak fiyat belirleyip hepsine bir veriyor. Aslında mimarın aldığı fiyat yüksek gözükmesine karşı içerisinde 5-6 tane farklı mühendisine fiyatı olduğu için daha yüksek görünmektedir. Normalde mimar aldığı bu paranın hepsini kendisine almıyor, diğer mühendislere dağıtıyor. Mimarlar kendi aralarında ne şekilde rekabet ederler? Şöyle örnek vereyim, her yıl üniversitelerden 6000 tane mimar adayı mezun oluyor. Daha doğrusu mimar oluyor artık mezuniyetten sonra. Bunun yanında sadece Trabzon Mimar Odası'na bağlı 1000'in üzerinde mimar var. 200'ün üzerinde ofis var. Mimarlar kendi arasında rekabeti aslında yaptıkları işlerle gerçekleştiriyorlar. Yani siz o daha iyi, bu daha iyi demekten ziyade yapmış olduğunuz işin görselliğine bağlı olarak insanlar sizi refer ediyor ve buna göre anlatım sağlayabiliyor. Bundan dolayı rekabetimizi biz işle göstermiş oluyoruz. Eğer işiniz iyiyse, yapmış olduğunuz tasarımınız iyiyse, işinizi iyi takip edebiliyorsanız bu da size olumlu olarak geri dönüş sağlamış oluyor. Bir mimar yaptığı işin maliyetini ne şekilde düşürebilir? Bir mimar yaptığı işin maliyetini iki şekilde düşürebilir. Birincisi, çizim maliyetini düşürmek için kendisiyle çalışılacak olan insanların sayısını artırabilir. Buna göre bir iş ortamı oluşturarak iş ortaklığı yapabilir. Böylece girdi maliyetini düşürme şansına sahip olur. Ama tabii ki buradaki handikap da şu, bunu destekleyecek kadar çok işi ofise getirmesi gerekir. Asıl bizim işin maliyetini düşürmemizin kaydı ise müşteriye çizmiş olduğumuz projeyle ilgilidir. Yani müşteri bu projeyi uygulamaya geçtiği zaman ister istemez piyasada karşılaştığı sorunların en büyüğü fiyattır. Bunun için çizmiş olduğunuz tasarımda sizin yapmış olduğunuz, seçmiş olduğunuz ürünlerin mümkün olduğu kadar uygun malzemeden seçip görsel olarak en iyi etkiyi sağlayacak olan yapıyı sunmanız gerekiyor. Bu da tabii malzeme bilgisinden geçiyor ve piyasadaki diğer fiyatları bilmekten geçiyor. Bunun için çok gezip, çok araştırıp, çok fazla malzemelerin fiyatlarını öğrenerek en uygun fiyata, en güzel tasarım nasıl çıkarıldığını öğrenmeniz gerekiyor. Bu da biraz zamanla olan bir şey. Mimarın malzeme konusundaki bilgisinin önemi nedir? Of! Oldukça fazladır. Çünkü siz malzemeyi ne kadar iyi bilirseniz o kadar iyi tasarım yapabilirsiniz. Bu bir aşçının yemeğini yapması için ne kadar fazla malzeme bilmesiyle aynı orantılıdır.
Yani siz malzemeleri tanımazsanız, malzeme farkları bilmezseniz, bu yapıların nasıl oluştuğunu bilmezseniz, bunların fiyatı hakkında bilgi sahibi olmazsanız herhangi bir tasarım yapamazsınız. En basitinden müşteri gelip size bir görsel gösterdiğinde mimarın burada ne kullanmış dediğine cevap vermeniz gerekiyor. Ya da siz bir görsel gördüğünüzde bu görseli nasıl daha güzel yapabilirim diye, nasıl daha uygun yapabilirim diye bilginizin olması gerekiyor ki tasarımı en iyi şekilde çıkartabilin. Bunu nasıl geliştirebileceğinizle ilgili konuya geldiğimizde ülkemizde pek çok fuar gerçekleşiyor. Bu fuarlara giderek katılarak oradaki son çıkan malzemeyi incelemeniz gerekiyor. Eğer geziyorsanız ki gezmeniz de gerekiyor. Gittiğiniz mekanlarda, duvarlarda, yerlerde, tavanda kullanılan malzemeleri yerinde inceleyerek, bunları görerek, dokunarak, hissederek ne o kullanıldığını öğrenmeye çalışmanız gerekiyor. Ve bunun dışında bu malzemelerin birbirleriyle nasıl uyumlu olduğunu iyice görmeniz gerekiyor ki başarılı olabilirsiniz. Eğer bunları yapamazsanız, eğer malzeme bilginiz yoksa tamamen koca bir hiçtir. Yani siz bilgisayar açmayı biliyorsunuz ama program kullanmayı bilmiyorsunuz gibi bir durum gerçekleşmiş oluyor. Bir mimar malzemelerle alakalı nasıl bilgi edinebilir? Aslında bu sorunun cevabını bir önceki soruyu cevaplarken de verdim. Mümkün olduğu kadar çok alan gezerek, fuarlara katılarak, malzemeleri yerinde görerek, dokunarak, yapı marketlere giderek malzeme bilginizi geliştirebilirsiniz. Bir de özellikle şantiyelerde çalışarak, yani ek bilgi olarak söyleyeyim, şantiyelerde çalışarak şantiye bilginizi artırıp orada kullanılan malzemeleri hem malzeme hem de kullanım şeklini öğrenip kendinizi geliştirme şansına sahip olabilirsiniz. Zaten ben bu yüzden mezun olduğunuz zaman minimum 2 yıl ofis, 3 yıl şantiyede çalışmanızı size öneriyorum. Bir mimar için malzemeyi yerinde görmenin önemi nedir? Bir mimar için malzemeyi yerine görme, onunla ilgili an oluşturmaktır. Yani siz o malzemeyi dokunursunuz, hissedersiniz, koklarsınız, onun şeklini, büyüklüğünü görme şansına sahip olursunuz. Diğer malzemelerle uyumlu nasıl olduğunu görme şansına sahip olursunuz. Resimden ya da videodan daha çok onunla ilgili anı geliştirirsiniz. Böylece malzemeyi tanıma fırsatınız daha çok olur. Onun ağırlığını hissedersiniz, onun kütlesini görürsünüz, hacmini görürsünüz. Buna göre kendinizi o malzemeye daha çok adamış olursunuz ve böylece yarın kendi tasarımınızdan oluşturduğunuzda da malzemeyi doğru bir şekilde kullanma şansına sahip olursunuz. Yeni mezun mimarın kullanılan malzemeler hakkında bilgi edinmesi için nasıl bir yol izlemesi gerekir? Bunu hep söylüyorum. Staj, staj, staj. Okuldan ya da mezun olduğunuzda stajınızı iyi yapın. Devamında şantiyelerde 2 ila 3 yıl çalışın. Malzeme bilginizi ancak bu şekilde geliştirebilirsiniz. Uygulama bilginizi ancak bu şekilde geliştirebilirsiniz. Çizdiklerinizin nasıl uygulandığını ya da çizilenlerin nasıl uygulandığını ancak bu şekilde öğrenebilirsiniz. Yoksa okulda almış olduğunuz temel bilgiler bir nevi ehliyet gibidir. Nasıl ki bir laf var, ehliyet araba sürdürmez. Sizin de almış olduğunuz diploma mimarlık yapmanıza etkendir. Fakat bunu doğru yapmanız için pratiğinizi artırmanız gerekir. Bunun da yolu ya çeşitli deneyimli ofislerde çalışıp kendinizi geliştirmektir ya da şantiyelerde gidip orada malzeme bilginizi ve iş yönetiminizi geliştirmektir. Bunları yaparsanız başarılı olursunuz. Bunları yapmazsanız diğerleri gibi sıradan işsiz olursunuz. Bir mimar ne zaman emekli olur? Bir mimar ölünce emekli olur. Özellikle serbest meslekte çalışanlar, yani kendi işini yapan mimarlar 40 yaşına kadar bir şekilde kendisini geliştirip eserler koymaya başlıyor. 40 yaşından sonra ise bu yapmış olduğu eserlerle ilgili para kazanmaya başlıyor. Ve 50-60 yaşından sonra almış olduğu bu tecrübeyle birlikte usta mimar düzeyine ulaşıyor. Ve aslında biz 60 yaşından sonra çok güzel eserler çıkartabiliyoruz. Tabii istisnalar kaydı bozmaz. Genel olarak söylüyorum. Bu kaydıyla baktığınız zaman dünyada da ünlü mimarlara bakarsanız Türkiye'de de hani Osmanlı'dan gelen geleneklerimize de baktığımızda da mimar sanat örnek verirsek ölene kadar çizim yapmaya, ölene kadar inşaatlarda çalışmaya devam etmiştir. Dünyada da baktığınızda ünlü mimarların pek çoğu 70-80-90 yaşına varmasına rağmen hala çizim yapıyor, hala işi takip ediyor. Çünkü bizim işimiz öğrenme ve tecrübeyle ilgilidir. Ve bu tecrübelerimiz bir sonraki projelerde de artarak devam ettiği için her projede daha iyisini yapma üzerine odaklanırız. Bunun için mimarlar emekli olmaya kafasından çıkarsın. Bir mimar ancak öldüğünde emekli olur. Emrah Bey,
radyoda klasikleşen bir kıssadan hisse anlatır mısınız? Tabii, bugün malzeme üzerine konuştuğumuz için değerle ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Vakti zamanında bir genç varmış, sağda solda sürekli dalga geçiyormuş, özellikle yaşlı ve bilgi insanlara dalga geçiyormuş. Bilgenin bir tanesi buna ders vermek için yanına çağırmış, demiş ki, oğlum demiş, al şu yüzüğü, git demiş, bozdur, bir altına bozdur demiş. Adam almış yüzüğü, gitmiş pazara, kime sormuşsa 10 gümüşten fazla vermemiş. Daha sonra demiş ki bilge, şimdi al bunu, git şu kuyumcuya, orada bozdur demiş. Almış yüzü gitmiş kuyumcuya, kuyumcuda 1000 altın vermişler. Daha sonra genç şaşkın bir şekilde dönmüş bilgiye demiş ki, ya ben bunu pazara götürdüm, 10 gümüş vermezken kuyumcu 1000 altın vermiş. Bunun sırrı nedir demiş. Oğlum demiş, bu dünyada bir şeyin değerini anlaman için çok çalışıp onunla ilgili çok bilgi edinmen gerekiyor. Ancak bu zaman yapmış olduğun işin değerini anlarsın ve buna göre kendine değer katarsın demiş. Yani bizim işimizde mimarlık olduğu için iyi bir iş yapabilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor. Malzemeleri iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer biz malzemeleri bilirsek, eğer biz bu malzemelerin tasarımları nasıl kullanacağımızı bilirsek piyasadaki 10 gümüşlük insanlardan değil 1000 altınlık mimarlardan oluruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.